Ve de bölücü terörün kökü kazınmalı, Türk ve Türkiye yüzyılında bin yıllık kardeşlik pekişmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin imal çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmenine su taşımak demektir. Hepsinden daha mühimi de şudur. Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı, benzerliği, yakınlığı, irtibatı ve ilişkisi yoktur. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kaldı ki Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür. Karanlık emel sahiplerini sezmiş ve fark etmiştir. 13 Ekim Pazar günü Diyarbakır Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen kanunsuz ve korsan miting katılımının çok az olması, buna rağmen marjinal bir grubun terör örgütü propagandası yaparak ülke ortamını germe teşebbüsleri hamdolsun ters tepmiştir. Buradan Diyarbakırlı kardeşlerimi soğukkanlı ve provokasyonlara gelmeyen cesur tutumlarından dolayı kutluyor, alayına hasret ve muhabbetle bağrıma basıyorum. Türk, Kürt kardeştir. Araya giren bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur. DEM Parti'nin iradesini imralaya rehin bırakması siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan, hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Hodri meydan, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Günlerdir fitne yayan başta CHP olmak üzere ve sözde yorumcu ve kerameti kendinden menkul uzman ve akademisyenler suyu bulandırmak için her kılığa girmişler, her maskeyi takmışlardır. PKK 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde birinci sözde kongresinde Marksist-Leninist çizgide Büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. CHP yönetimi siyasete, akademik hayata ve medyaya tutunmuş vagonları cevap versin. Dört parçalı Büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Değil misiniz? Açıklayın da görelim. Söyleyin de öğrenelim. Netleşsin, yüzleşsin. Cesaretiniz varsa ifade ve itiraf edin. Terör örgütünün taleplerine boyun eğmek, yeni saldırıların ve hain emellerin teşvik edilmesinden ve özendirilmesinden başka bir şeye yaramaz. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez, sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. Bölücü terör örgütü PKK'nın önünde üç seçenek vardır. Bu seçenek, üç seçenek yıllardan beri savunduğumuz görüşlerdir. 19 Kasım 2006 tarihinde yaptığımız 8. olağan büyük kurultayımızda demiştim ki terör çıkmazına saplanarak Türkiye'ye ihanet eden her kademedeki PKK militanları için yegane çıkış yolu 1. Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek. 2. Silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak. 3. Türk adaletinin vereceği
hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır. 8 Kasım 2011 tarihinde İzmir'de yaptığım bir konuşmada aynen değindiğim üzere bunun dışındaki her yöntem devletin teröre teslim olması ve teröristlerin önünde diz çökmesi anlamına gelecektir ve çok açık söylüyorum ki makamı ve mevkii ne olursa olsun bunu yapmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 24 Nisan 2012 tarihinde grup toplantımız, 5 Mart 2013 tarihli grup toplantımız, 31 Ekim 2023 tarihli grup toplantımız çerçevesinde yaptığım değerlendirmeler hep aynıdır, değişmez ve ilkeli çizgimizi ihade etmesi suretiyle ayan beyan ortadadır. Siyaset konuşma sahası, demokratik rekabet vahasıdır. Ancak teröristlerle konuşulacak, konuşularak çözülecek hiçbir şey yoktur. Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir. Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp uyduruk yorum yapanlar elbette yanılgının ve yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Aklında sadece Türkiye olan bir dava insanı ve genel başkan olarak elimi vatan, millet ve devlet için uzattığımı dışarıda sert rüzgarlar eserken içimizde barışsever ve hoşgörülü bir havanın kat'i surette hakim olmasını gönülden istediğimi herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız. Kaldı ki aynı noktadayım, aynı düşüncedeyim. 30 Nisan 2024 tarihinde yaptığımız grup toplantısında şöyle konuşmuştum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demişti ki, asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün milletin oluşturduğu cephedir. Dış cephe, ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe mağlup olabilir. Fakat hiçbir zaman bir ülkeyi yok edemez. Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Belki niyetler öyle olmayabilir. Fakat eylem ve söylemleriyle iç cephemizi tahrip etmek, milli birlik ve dayanışma hissiyatını saf dışı bırakmak için her fırsatı ganimet sayan bir güruhun varlığı çok açıktır. Değerli dava arkadaşlarım, iç cephemiz çökmeyecektir. Bunun güvencesi Türk milletinin tarihi kucaklaşması ve birbirine bağlılığıdır. Her partinin Türkiye'yi önceliğini alması, yabancı başkentlerin gözüne ve kumandası altına girmek için ortam yoklamasından geri dönmesi herkesin çıkarınadır. 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 14. olağan büyük kurultayımızda kabul edilen ve ana teması milli yükseliş iradesi olan parti programımızda uzlaşma hem kavram hem de fikir olarak ön plandadır.